30 Ağustos'taki kesin Türk zaferinden sonra Atatürk'ün çevresine toplanan köylü kadınları ona bakıp Yunanlardan çektiklerinin öcünü almasını istemişlerdi. Gazi'nin neşesi kaçmış, yerini kara düşünceler kaplamıştı. Onların yaptığı kötülükleri o da yapmalı mıydı? Üstleri başları paramparça, kan toz içinde gelen Yunan esirlerine baktı. Sonra yerde bir Yunan bayrağı gördü. Kaldırılmasını ve bir Yunan tüfeğine sarılmasını emretti. Önüne getirilen esirler arasında Selanik'ten tanıdığı bir subay da vardı. Esir Yunan subayı Mustafa Kemal'in omzunda bir işaret göremeyince rütbesini sordu. Acaba şimdi ne olmuştu? Mustafa Kemal, mareşal ve başkomutan olduğunu söyledi. Yunan subay Türkçe olarak bir başkomutanın cepheye bu kadar yakın yerde olması görülmüş şey değil dedi. Esir düşenlerin arasında generaller de vardı. General Trikupis karargaha getirildiğinde Mustafa Kemal elini içtenlikle sıktı. Bazen en ustası bile yenilir. Siz bir asker olarak elinizden geleni yaptınız. Üzülmeyin general. Burada misafirimizsiniz dedi. Trikupis daha sonra takas için kullanıldı. Atatürk'ün vefatından sonra 1959 yılında ölene kadar her 10 Kasım'da Selanik'teki pembe eve gitti. Atatürk'ün fotoğrafı önünde saygı duruşunda bulundu. Atamız düşmanının bile büyük saygısını kazanabilen bir komutandı.